Paris'ten Londra'ya ve Hollywood'a kadar Da Vinci şifresi her yerde. Herkes bu kitabı okumuş gibi. Peki neden? Özelliği ne? Neden uçak yolculuklarında okunmaya uygun bir kitap bizi böylesine büyüledi? Plajda okumak için harika bir kitap olduğunu düşündüm. Gerçekten iyi bir gerilim, tamamen safsataydı ama çok eğlenceliydi. Tamamen safsata mı, yoksa sonunda ortaya çıkan bir gerçek mi söz konusu? İsa ve Magdalalı Meryem gerçekten evli ve çocuklu muydu? Torunları hala aramızda yaşıyor olabilir mi? İsa ve Magdalalı Meryem sadece bir çift değillerdi. Aynı zamanda Meryem İsa'nın halefiydi. Karalayıcı, rezil, küçük düşürücü ve hakaret dolu. Tapınak şövalyeleri zamanından bu yana var olan Sion Tarikatı adlı gizli bir örgüt var mı? Ve bu örgüt İsa peygamberin soyu hakkındaki sırrın sahibi mi? Kitapta anlatıldığı gibi kutsal kasenin bir kadeh değil de bir insan olması mümkün mü? Peki Leonardo da Vinci'nin bu işle ne ilgisi var? İnananlar ve kuşkucularla birlikte gerçekle kurguyu birbirinden ayırmak için ciddi kanıtları inceleyeceğiz. ...30 milyon adetten fazla sattı. 40'tan fazla dile çevrildi. Ve New York Times gazetesinin çok satanlar listesinde daimi bir yer edindi. Ve Da Vinci şifresinin tartışmalı konusu hakkında yayınlanan yeni kitapların sayısı hızla artıyor. Bir komplo, bir aşk hikayesi ve bir arayış. Yani pek çok okuyucunun sevdiği ögeler. Roman Paris'te Louvre Müzesi'nde başlar. Müzenin müdürü ölü bulunur. Ölümüyle ilgili ipuçları Leonardo da Vinci'nin eserlerine işaret eder. Ölen adamın torunu ve Harvard'lı bir simge bilim uzmanı cinayetin sırrını çözmek için Paris sokaklarında bir kovalamacaya girişirler. Ve sonuçta kendilerini Avrupa'da bir modern zaman kutsal kase avında bulurlar. Yazar Dan Brown'un hayal ürünü kahramanları tamamıyla orijinal yaratılmış ama kitabın tartışmalara yol açan iddiaları öyle değil. Gerçekte çoğu iddia Michael Bagent, Richard Lee ve Henry Lincoln'ın yazdığı ve 1982 yılında çok satanlar listesine giren Kutsal Kan, Kutsal Kase adlı kitapta bulunabilir. Bu kitap tarihi bir belgesel olarak kaleme alınmıştı ancak bazı eleştirmenlerce sözde tarih olarak nitelendirilmişti. Lee, kendisi ve arkadaşlarının bizim bugün Da Vinci şifresinin ana olay örgüsü olarak bildiğimiz şeyi 1970'li yılların ortasında keşfettiklerini söylüyor. İsa peygamberin soyundan gelenleri korumak için kurulmuş Sion Tarikatı adlı gizli bir örgütün öyküsü. Peşin bir hükme varmamıştık. Bunun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk. Sadece ipuçlarını takip ettik. Her şey Fransa'nın güneyindeki Rennes-le-Château adlı bu küçük ve güzel köyde karşılarına çıkan yerel bir efsaneyle başladı. Bu efsaneye göre 1885 yılında Katolik Kilisesi'nin görevlendirdiği Berenger Sanuye adlı genç bir papaz Rennes-le-Château Kilisesi'nin başına geçti. İki yıl içinde Sanuyer, yıkık dökük kiliseyi restorasyona başladı. Bu kilise, 1059 yılında Magdalalı Meryem'e adanmıştı. İnşa sırasında papaz altarın altında içi boş bir sütun keşfeder. Burada bazı parşömen el yazmaları bulur. Yazar Tracy Twyman'ın kendi yazdığı bir kitap için yaptığı araştırmalar, Kutsal Kan, Kutsal Kase kitabında anlatılan Sonier öyküsünü destekliyor. Parşömeni keşfettikten sonra çok zengin oldu. Kendisi için çok para harcıyordu. Ayrıca zengin dostlarını da eğlendiriyordu. Paranın bir kısmını yaşadığı kasabanın yeniden inşasında kullandı. Ve kilisesini son derece garip biçimde süslemek için de çok para harcadı. Tapınakçıların İfşası adlı kitabın yazarlarından Clive Prince, Dan Brown'un diğer ana kaynaklarından biri ve o da Rennes-le-Château hakkında kapsamlı araştırmalar yapmış. Papazın ne keşfettiğini tam olarak bilmenin bir yolu olmadığına inanıyor. Sanırım açık olan şey bir şeyler buldu.
Ama sonra tamam, eğer bir hazine bulduysa kimin hazinesi diye sorulmalı. Ancak Fransa'nın o yöresiyle yerel tarihiyle ilgili sorunu bulunan hazinenin olası hangi hazine olduğu, tapınak şövalyelerinin hazinesi de olabilir, Katarların hazineleri de. Sanki o bölge tarih boyunca hazinelerini kaybedenler için bir çekim alanı olmuş. Kutsal Kan, Kutsal Kase kitabı söz konusu kimin hazinesi olursa olsun 200 kilise cemiyeti üyesinin olduğu o küçük köydeki papazın aniden Midas'tan daha zengin olduğunu ve parasını garip işlere harcadığını iddia ediyor. Bir dağ yamacına Magdalalı Meryem adına bir kule inşa ettirdi. Kilisenin yenilenmesi de hızla cafcaflı bir biçime dönüştü. Giriş kapısındaki bu yazıtta Terribilis est locus iste okunuyor. Yani kilisede korkunç bir şeyler bulunduğunu ima ediyor. Kiliseye gizli hazinelerin koruyucusu Şeytan Asmodeus'un bir heykelini yerleştirdi. Ayrıca her biri İncil'deki anlatımlarla çelişkili bir haç yolu da yaptırdı. Bunlardan en göze çarpanı İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra mezarına götürülmediğini, mezarından dışarı taşındığını ima ediyordu. Bu genç papaz içindeki gizli iç mimarı mı ortaya çıkarıyordu, yoksa tahrip gücü yüksek bir gizemi, bugünkü Hristiyanlığı ebediyete dek değiştirecek bir sırrı dolaylı şekilde açıklamaya mı çalışıyordu? El yazmalarının bir hazineyi işaret etmemesi de mümkün. Zira Sanuere'nin hazine aradığına dair hiçbir belirti yok. Belgede bir sır yer alması da mümkün. Sırrın para getirmesi, belki de birilerine, örneğin Vatikan'a şantaj yapmak için kullanılmış olması mümkün. Berenger Soniere'nin o parşömenlerde ne keşfettiğini asla öğrenemeyeceğiz gibi. Çünkü sırrını kimseyle paylaşmadan 1917'de meteliksiz öldü. Yine de Kutsal Kan, Kutsal Kase kitabının yazarları Sanuyer'e bir hazine bulmuş olsa bile ona para ve güç getiren şeyin ortaya çıkardığı sır olduğunu düşünüyorlar. Bizim varsayımımıza göre İsa'nın tahtının meşru bir hak sahibi vardı. İsa evlenmişti ve çocuğu olmuştu. Çocuğu Meryem'le Fransa'nın güneyine kaçmıştı. 400 yıl sonra o çocuğun soyundan gelenler Frank kraliyet ailesindekilerle evlenmiş ve ortaya Merovingler çıkmıştı. İlk Fransız kraliyet ailesi kabul edilen Merovingler, Frank asıllı bir hanedanlıktı ve 5. yüzyıldan 8. yüzyıla dek günümüz Fransa ve Almanya'sının bazı kısımlarında hüküm sürmüştü. Bajan, Lake ve Lincoln onların izine Dossier Secrets, yani gizli dosyalar adı verilen kaynaklarda rastlamışlardı. Paris'teki Ulusal Kütüphane'de 1975 yılında keşfedilen bu belgelerde Merovinge soy ağacını gösteren sayısız sayfa vardır. Bunların arasında biri dikkat çekiciydi. Tepesinde bir amblem vardı. Onun altında Sion tarikatı ve büyük üstadları gösterdiği iddia edilen bir liste. O sayfadaki bilgileri bir araya getirdiğinizde gizli bir örgütün varlığını bildiren, görünüşte bildiren bir şeyler ortaya çıkıyordu. Sion Tarikatı adlı gizli bir örgüt. Üyeleri arasında Isaac Newton ve Leonardo da Vinci'nin de bulunduğu ve görünüşe göre yüzyıllardır İsa'nın soyunu koruyan bir örgüt. Onları en başta gizli dosyalara yönlendiren kim olmuştu? Merovingler'in soyundan geldiğini iddia eden ve hatta Sion tarikatının büyük üstadlarından biri olması muhtemel Pierre Plantard adlı bir Fransız. Kendisinin büyük üstad olup olmadığını sorduğumuzda hayır dedi. Yani hiç değilse o zaman. Sonradan 1980'lerin sonuna doğru büyük üstad olduğu yönünde haberler çıktı. Artık Da Vinci şifresini okuyan herkes için kitabın Kutsal Kan, Kutsal Kase'de anlatılan detaylara ne denli çok şey borçlu olduğu açık. Ve Dan Brown ince örtülü atıflarla onlara saygısını ve takdirini gösteriyor. Romanda cesedinin yanı başında garip bir şifre bulan Louvre Müzesi'nin müdürünün adı Jacques Sonnier'dir. Yani Rennes-le-Château'daki papazın soyadını taşır. Ve bu Sonnier'in Sion tarikatının büyük üstadı olduğu iddia edilir. Torunu Sophie Nova Plantard, gizli dosyaları keşfeden Fransız'ın soyadını taşır ve kendisi de Merovinge soyundan gelir. Paris yakınlarındaki Chateau Villette'de genç kadın ve Harvardlı simge bilimci Robert Langdon, kase konusunda uzman olan Lee Tibbing adlı birinden yardım alırlar. Bu isim de Kutsal Kan, Kutsal Kase'nin yazarları Lee ve Bajant'ın isimlerinin bir anagramıdır.
ve en meşhur noktada Da Vinci şifresinin gazete başlıklarına konu olan açığa çıkardığı olay kutsal kan, kutsal kasenin varsayımını yansıtır. Peki sorun nedir? Dan Brown, Da Vinci şifresinde bunu gerçek bir olgu gibi sunuyor. Biz gerçek bir olgu olarak değil, bir olasılık olarak sunuyoruz. Resmen bir kurgu olsa da son derece başarılı olan bu roman, bütün dünyada derin tartışmalara yol açtı. Bunun ana nedeni de gerçek başlığıyla sunulan ve Sion tarikatı ve ünlü üyelerinin gerçek olduğunu iddia eden ve sanat eserleri, mimari, belgeler ve gizli ritüellerle ilgili tanımlamaların doğru olduğunu iddia eden kitap sayfasından kaynaklanmakta. Bazılarına göre sorun, gerçek ve kurgunun son derece yakın işlenmiş olması. Öyle ki insanın neyin gerçek, neyin hayal ürünü olduğunu anlaması mümkün değil. Bunun sonucunda da insanlar Da Vinci şifresindeki izleri sürerek Avrupa turlarına çıkıyor ve gerçeği kendileri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Westminster Manastırı'nın etrafını arayarak kitaptaki gizemi çözecek ipuçları bulmayı umuyorlar. Dan Brown'un bir şifre havasını taşıyan Papa Şövalye Gömmüş Londra'da mesajını izleyerek tapınak şövalyelerinin kayıp küresini bulma ümidiyle Londra'nın arka sokaklarında saklı Mabet Kilisesi'ni arıyorlar. Sonra Paris'teki Saint-Sulpice Kilisesi'ne vitraylı camlarda yazılmış iç içe geçmiş P ve S harflerini bulmaya gidiyorlar. Bu harfler sözde Sion tarikatının baş harfleri ve kitapta anlatıldığı kadarıyla onları kutsal kaseye götürecek olan gül çizgisine işaret ediyor. Tüm bu gerçekte var olan anıt eserler ve yeri belli ipuçlarıyla Da Vinci şifresinde aktarılan temaların gerçek olması mümkün mü? Ya Magdalalı Meryem İsa ile evlendiyse ve soyları devam ettiyse? Bu sırrı korumak için 1099 yılında Sion Tarikatı adı verilen gizli bir örgüt yaratılmış mıydı? Sion Tarikatı'nın büyük üstadı olduğu iddia edilen Leonardo da Vinci gerçekten de İsa ile Magdalalı Meryem öyküsünün şifrelerini eserlerine işlemiş miydi? Kutsal kase aslında Magdalalı Meryem'in kendisi olabilir mi? 2000 yıl boyunca fahişe olarak anılmak kimse için iyi bir şöhret değil. Özellikle de Magdalalı Meryem için. Bunun ne İncil'de ne de başka bir yerde yazılı olmadığı da göz önünde tutulmalı. Peki bu karalama kampanyasını kim başlattı? Ve Magdalalı Meryem gerçekte nasıl biriydi? Lynn Picknett, Tapınakçıların İfşası adlı kitabın yazarlarından biri. Dan Brown, Magdalalı Meryem ve kayıp kutsal dişi hakkında bildiklerinin çoğunu bu kitaptan derlemiş olabilir. Magdalalı Meryem'in evini düzene koyan erkeklerin gerisinde arka planda mütevazı duran bir birinci yüzyıl küçük hanımı olmadığı çok açık. Tabii ki kilisenin bizim inanmamızı istediği imaj bu, hatta daha da kötüsü. Öğrenebildiğimiz kadarıyla çok coşkulu, her bakımdan bağımsız bir kadındı. O ve diğer kadınlar, ki bu İncil'de de anlatılır, erkekler misyonlarını yerine getirirken onlara maddi destek sağlamışlardır. İncil'de İsa, Magdalalı olarak tanınan Meryem'in içindeki şeytanı çıkartmış ve o günden sonra Meryem onun havarisi olmuştur. Ama Katolik Kilisesi'nin erken dönemlerinde bugün Meryem karmaşası olarak bilinen bir durumun sonucunda Magdalalı Meryem İncil'deki iki kadınla karıştırılmıştır. İlahiyatçılara göre fahişelik dedikodusu da işte böyle başlamış. Papa 1. Gregoire da Magdalalı Meryem'in kötü şöhretini 591 yılında verdiği ve Meryem'in adını isimsiz kadınlarla birleştiren vaazla perçinlemiştir. İncil'i inceleyince karışıklığın kaynağını çıkarabilirsiniz. Luka'ya göre İncil'de Magdalalı Meryem'in tanıtılmasından hemen önce gelen bir pasajda isimsiz, günahkar bir kadından bahsedilir. Ancak bu durum basit bir kimlik karışıklığı mı, kutsal kitaptaki talihsiz bir sıralama mı, yoksa daha yıkıcı bir şey mi söz konusu? Kilise adını karalamak istedi. Çünkü onun gerçekte nasıl biri olduğunu biliyorlardı. Ve başka hiçbir kadının kilisede yüksek bir rütbeye erişmesini, İsa'nın hareketinde yer aldığı kadar ki güçlü ve karizmatik olmasını engellemeye kararlıydılar. Kilisenin gerçek Magdalalı Meryem'i, yani gerçek bir tarihi karakteri çarpıtmasının ve onun yeni bir versiyonunu yaratmasının nedeni, kilisenin hiyerarşik bir örgütlenmeye gitmesiyle birlikte kadınlara karşı olan genel tutumunda yatar. Prince'e göre erken dönem Hristiyanlarının temel bir kadın figürü yoktu.
Zamanla insanlar İsa'nın öyküsüne bir tür tanrıça figürü eklenmesini talep ettiler. Ama kilise bakire Meryem'i Magdalalı Meryem'e tercih etti. Bu durum bakireler iyidir, fahişeler kötüdür. Yani cinselliğin iki zıt kutbu kadar basit bir şey. Bekaret kutsaldır. İzlenecek doğru yoldur. Bilirsiniz işte, fahişelik, rastgele cinsel ilişki kötüdür. Affedilmeyi gerektiren bir durumdur. Kadınlar için ideal örnek bir bakire oldu. Karışık bir durum. Ve Katolik Kilisesi 1969 yılına dek Magdalalı Meryem'in fahişe sanılması konusundaki hatasını resmi olarak düzeltmedi. Görünüşe göre o ve İsa birbirlerine umutsuzca aşıktı. Gnostik İncil'lere bakarak aslında Meryem'in tahtın arkasındaki güç olduğunu bile söyleyebilirim. İsa'nın çarmıha gerilmesi sırasında havarilerin hepsi kaçtı ama Meryem orada kaldı. Öldürülen İsa'nın belki de kocasının yasını tutmak için kendini tehlikeye attı. İsa'nın evlenmiş olabileceği iması, Dan Brown'un kitabının din çevrelerinde bu derece gürültü koparmasının bir diğer nedeni. Raif William Stetson en azından onu hatalı buluyor. Karalayıcı, gerçekte hiçbir temeli yok. Bir spekülasyon, şüpheci bir dünyada kabul görebilir ama Hristiyan kilisesinin tüm geleneklerine aykırı. Ama bazıları İsa'nın evli olmasının gerçekte bir sorun teşkil etmediğini düşünüyor. İsa'nın önemi tarihsel olarak mesajlarında yatar. Onun evli olma olasılığı mesajına nasıl gölge düşürür ya da etkisini nasıl azaltır? Ya da tam tersine iffetli olması mesajını nasıl daha muteber kılar? Bu iki şey arasında bir bağlantı yok. Evli olduğuna dair gerçekten deliller var mı? Da Vinci şifresi ikisinin arasındaki ilişkinin kanıtının pek bilinmeyen ve Mısır'da 1945 yılında keşfedilen Gnostik İncil'lerde bulunduğuna inanıyor. Kilise tarafından reddedilen bu İncil'ler yeni ahitte anlatılandan çok farklı bir İsa tanıtıyor. Daha fazla insani, insansı, daha az ruhani bir İsa, evlenmiş olabilecek biri. Gnostik İncil'lerden birinde oldukça hoş bir andan bahsedilir. Erkek havarilerden biri İsa'ya şikayette bulunmaya gider. Aslında ne kadar bir haber olduklarını gösterir bu. Ve Efendimiz neden bu kadını bizden çok seviyorsun diye sorar. Yani şöyle der, neden onu dudaklarından öpüyorsunuz? İnsan, hadi çocuklar biraz düşünsenize diye düşünüyor. O sayfayı inceleseniz ve antik Kıpti dilini bilseniz şunu görürdünüz. İsa onu boşluk öptü. Yani parşömenin tam o kısmı yırtılmıştır. Eğer onu sadece yanağından öpmüş olsa bu erkekleri neden o kadar kızdırmış olsun ki? Yani o her neyse insanları çok kızdırmıştı. Yani ya ağzı ya da Tanrı korusun ayak ya da eldi. Bunu deme sebebim o devirde böyle bir şeyin bir kadına boyun eğme anlamı taşımasından. Ancak Gnostik İncil'lerle ilgili bir sorun var. Birçok araştırmacıya göre bunlar daha geç dönemlere ait. Kiliseye göre ise bunlar apokrifaldir, yani doğruluğu kabul edilmez. Ya Da Vinci şifresinin sadece evli olmakla kalmayıp İsa'nın çarmıha gerildiği sırada Magdalalı Meryem'in onun çocuğuna hamile olduğu savı? Eğer evliyse çocuğunun olması da neredeyse kesin. İnanışa ve bazı sağlam kaynaklara göre Magdalalı Meryem Fransa'nın güneyine kaçmıştı. Eğer gerçekten de öyleyse yanında çocuğunun da olduğunu ya da o sırada hamile olduğunu varsayabiliriz. Magdalalı Meryem'le ilgili yerel efsanelere göre Fransa'ya geldiğinde yanında kutsal kaseyi taşımaktaydı. Siyon tarikatı ile ilgili iddialar da işte bu noktada devreye giriyor. Kutsal kasenin Magdalalı Meryem'in İsa'nın tohumunu taşıyan döllenmiş rahminin sembolü olduğunu söylüyorlardı. Da Vinci şifresi Magdalalı Meryem'in Sera adlı bir kızı olduğunu ve bu kızın daha sonra ilk Fransız kraliyet ailesi Merovens soyundan biriyle evlendiğini ve annesiyle babasının neslinin devamını sağladığını anlatır. Eğer 2000 yıldır devam eden bir aileden söz ediyorsanız artık bir soy ağacı söz konusu değildir. Söz konusu olan muazzam bir ormandır. Bu da İsa ve Magdalalı Meryem'le kan bağı olan milyonlarca insan olabilir. Bu ben olabilirim, siz ya da herhangi biri.
Da Vinci şifresinin iddiasına göre İsa ve Magdalalı Meryem'in birlikteliği hakkındaki kanıtlar İtalya'da Milano'daki Santa Maria delle Grazie Kilisesi'nin duvarındaki meşhur resme yakından bakınca daha da artmakta. Bu resim Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği adlı eseri. Ama önce bu resmi yaratan çok yönlü kişiyi tanıyalım. Sigmund Freud, Leonardo karanlıkta, daha herkes uykudayken çok erken uyanan bir adam gibiydi demişti. Martin Kemp, Leonardo da Vinci konusunda dünyanın en önde gelen uzmanlarından biri. İnsanlar Leonardo'nun zamanının çok ilerisinde olduğunu söyler. Bence o zamanını herkesten daha iyi değerlendirmeyi başarmıştı. Leonardo hakkında anlatmayı en sevdiğim şey, dünyayı kendisinden önce ya da sonra gelen hiç kimsenin başaramadığı kadar inançla, canlılıkla ve derinlikle kağıda dökmesi. Leonardo İtalya'da Anciano'da, Vinci kasabasından 5 kilometre ötede 15 Nisan 1452'de doğmuştu. Da Vinci tam olarak bir soyadı değildir. Vincili anlamına gelir. Da Vinci şifresinin adı bile sanat dünyasından çoğu kişiyi rahatsız etmekte, zira sanatçıdan Leonardo diye bahsetmenin doğru olacağına inanıyorlar. Floransalı bir noterle köylü bir kadının evlilik dışı ilişkisinden doğan Leonardo, babası tarafından Floransa'da büyütülmüştü. Muhtemelen daha çocuk yaşta resme ya da başka bir sanata yeteneği ortaya çıkmıştı. Ve bir gün belki de Floransa'da meşhur bir noter olan babasının aracılığıyla Andrea del Verrocchio ile tanışmıştı. Andrea del Verrocchio en önde gelen heykeltıraş, öncü bir ressam ve o dönemde Floransa'yı yöneten Medici ailesinin birçok projesini gerçekleştiren biriydi. Yani belki de Floransa'daki en iyi sanat atölyesine adım atmıştı. Anlatılanlara bakılırsa Leonardo, İsa'nın vaftizi tablosundaki meleğin çiziminde Verrocchio'ya yardım ettikten sonra ustası öğrencisinin yeteneğiyle asla yarışamayacağını anlamış ve bir daha asla resim yapmamaya karar vermişti. Leonardo'nun eserleri o zaman da şimdi de kayda değerdi. Ama yetenekleri bununla sınırlı değildi. Bilim ve mühendisliğe de derin bir aşk duyuyordu. Tersten ayna yazısıyla yazdığı günlüklerinde 13 bin sayfadan fazla not ve sketch yer alır. Günlükleri muhteşemdir. Bu günlükleri doğal karşılıyoruz. Ama bir benzerleri daha yoktur. Muhteşem olan şey, Leonardo'nun eserindeki tek bir sayfanın anatomi, fizik, doğa üzerine notlar, resim hakkında karalamalar, hatta baş çalışmaları bile içerebilmesidir. O çelişkilerin adamıydı. İlk makineli tüfeği tasarlayan barışsever, anatomi bilgisini geliştirmek için hayvanları ve insanları kesen bir vejetaryendi. Ama Dan Brown'ın Da Vinci şifresinde anlattığı gibi şaka yapmaktan hoşlanan biri miydi? Bir illüzyonist ve sihirbazdı. Aynı zamanda karanlık bir yanı olan komik bir adamdı. Muazzam bir sırra sahip Sion Tarikatı adlı gizli örgütün bir üyesi miydi? Ve sanat eserlerine bu sırrı işleyerek üstü örtülü biçimde onları dünyaya ilan etmesi mümkün mü? Leonardo da Vinci'nin Sion Tarikatı'nın büyük üstadı olarak öğrendiği sırlardan birini, yani İsa ve Magdalalı Meryem'in evli olduğunu anlatmaya çalışması oldukça mümkün. Ama bu sırrı açıkça anlatamazdı. Böylece resimlerine kodladı. Bunu test etmenin tek yolu Leonardo'nun resimlerini gerçek bir sanat tarihçisiyle incelemek. Rönesans döneminde Leonardo da dahil kimse sanat eserlerine şifre yerleştirmemiştir. Gizli anlamlar koymuş olabilirler ama o gizli anlamlar fresklerin gerçek anlamıyla tutarlılık gösteriyordu. Bir şifrenin doğası gereği elbette yüzeyde görünen şifre altında yatandan çok daha farklıdır. Şifre mi? Gizli anlamlar mı? Da Vinci şifresi dikkatle bakılırsa Leonardo'nun eserlerinin sırlarla dolu olduğunu iddia eder. Bazı insanlar Leonardo'nun yazısının bile başlı başına bir şifre olduğuna inanmakta. Gerçekte okunması çok zor değil. Çünkü sadece tersten yazılmış ve el yazısı da çok kötü. Leonardo solaktı. Günümüzde herkes bilgisayar kullanabilir. Ama yazı yazan, kalem kullanan herkes çabucak dağılan materyallerle, tebeşirle, geç kuruyan mürekkeple yazı yazmanın ne denli zor olduğunu bilir. Kolunuzu çengel gibi bükmeniz gerekir. Bu da Leonardo için pek rahat bir iş değildi. Böylece o da yazmaya kağıdın tepesinden ters yönde başladı ve boydan boya yazdı.
Brown kitabında Mona Lisa'nın gerçekte Leonardo'nun kendisi olduğunu öne süren o bildik teoriye de yer vermiştir. Birileri bir zamanlar Mona Lisa'nın kadın giysileri içindeki Leonardo olduğunu ortaya atmış. Bunu kanıtlamak için de Torino'daki sakallı ve kalın kaşlı adamı gösteren bu ünlü portreyi alıp yüzünün oranlarının aynı olduğunu bulmuşlardır. Bunun zaten başlı başına yanıltıcı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekte Leonardo'nun kendi portresi olduğu düşünülen bu resim onun portresi değildir. Evet, belki tüm eserlerinde şifre olmayabilir. Ama son akşam yemeği resmine ne demeli? Son akşam yemeğinde ortada olan iki şey vardır. Bunlardan ilki İsa'nın aranızdan biri bana ihanet edecek demesidir. Ama son akşam yemeği aynı zamanda komünyon olgusuna da atıfta bulunur. Yani İsa'nın şarap benim kanım, ekmek benim bedenimdir demesine. Dan Brown'a ve diğerlerine göre Leonardo'nun ikinci en önemli eseri olan ve Santa Maria delle Grazie Kilisesi'nin duvarını süsleyen resim aslında ortaya çıkarılmayı bekleyen daha büyük bir sırra sahip olabilir. Son akşam yemeğinin İncil'de anlatıldığı halini, yani genç aziz Yuhanna'yı İsa'nın yanında ona doğru rahat ve dostça uzanırken tasvir eden halini biliyorum. Ancak bu resimde gördüğümüz gerçekte anlatılanlardan çok farklı. Çünkü Yuhanna olarak düşündüğümüz figür kendini İsa'dan geri çekiyor. Bunun bir nedeni olması gerektiğini düşündüm. Aziz Yuhanna hep genç bir havaridir ve çoğunlukla İsa'nın göğsüne yaslanmış uyur gibi tasvir edilir. Leonardo'nun resminde bunu yapmıyor ama Leonardo tüm havarilerinin hareketlerinde oynamalar yapmış. Bildiğim kadarıyla ben Leonardo'nun son akşam yemeğinde İsa'nın yanında oturanın genç aziz Yuhanna olmadığını gören ilk insandım. Ve yanındaki İsa ile birlikte dev bir M harfi oluşturuyorlardı. Bu da kişiliği hakkında bir ipucu sunmakta. Yani muhtemelen Magdalalı Meryem. Milyonlarca okuyucu için bu Da Vinci şifresindeki kendilerinin test edebileceği ilk olguydu. Ve eğitimsiz bir göze göre bu erkekten çok kadına benzeyen bir figürdü. Kesinlikle son akşam yemeğine bakınca İsa'nın yanında oturan kişi oldukça feminen görünüyor. Bu teze inananlar için Dan Brown'ın sanat analizindeki bir başka nokta da anlamlı gelmeye başlayacaktır. Dan Brown bu resmin İsa'nın yakın ilgisinden dolayı Aziz Petros'un Magdalalı Meryem'e duyduğu kıskançlık ve kini gösterdiğini yazmakta. Leonardo'nun son akşam yemeğine bakarsanız, Aziz Petrus'un arkasında bir hançer tuttuğunu görürsünüz. Eli de onun omzundadır ancak göz bunu sanki kafasını kesermiş gibi algılıyor. En hafif tabirle tehdit edici. Resimdeki bu ayrıntının daha geleneksel bir açıklaması var. Aziz Petrus'un elindeki bıçak, İsa'nın tutuklanması sırasında başkâhinin kölesine indirdiği ünlü darbeyi sembolize ediyor. İşte bıçak bu nedenle orada yer alıyor. Son derece zengin, sembolik göndermelerin bir parçası. Yani İsa'nın en yakın yardımcısı gerçekte bir kadın mıydı? Kadın olmamasının nedeni çift cinsiyet özellikleri taşıyan bir genç adam olması. Bu tipik bir Leonardo tasviridir. Başka son akşam yemeği resimlerine bakarsanız, onlarda da Aziz Yuhanna genelde genç ve narin yapılıdır. Bir ortaçağ tarihçisi olan ve Da Vinci şifresinin ardındaki gerçek tarih kitabını yazan Sharon Newman aynı kanıda. Yuhanna'yı hep genç bir erkek olarak resmeden pek çok Rönesans ressamı vardır. Özellikle de Rönesans tarzında genç erkekler saçlarını uzun bırakır, mücevher takar ve narin, feminen yüzleri olurdu. Brown'un bir sonraki bombası resimde neden kutsal kaseyi temsil eden altın bir kupanın yer almadığını açıklıyor. Kutsal kase Magdalalı Meryem'in kendisidir. O İsa'nın kanını bir çocuk biçiminde taşıyan kaptır. Araştırmacıların önceden de değindiği bir nokta var. Kutsal kase yani Holy Grail ilk başta Saint Grail olarak ortaya çıkmıştır. Bu tek kelime geleneksel şekliyle N harfinden sonra değil de G harfinden sonra bölünmeliydi. Böylece anlamı kutsal kase değil, ortaçağ Fransızcasında gerçek kan, Saint Grail olur. Bu da kutsal kasenin gerçekten de Magdalalı Meryem'in rahmindeki İsa'nın kanı olduğunu gösterebilir. Pek çok sanat tarihçisi Da Vinci şifresinde anlatılan son akşam yemeği yorumuna katılmıyor. Son akşam yemeğinde kutsal kasenin olmasına gerek yok. Çünkü bu sonradan eklenmiş hoş bir detay.
Bunun aksini savunan herkese İncil'i okumalarını söyleyebilirim. Leonardo da bunu yapmıştı. Anlatılanları okumuş ve kutsal kaseye rastlamamıştı. Martin Kemp, Dan Brown'ın gerçek diye başlık attığı sayfada yer alan tüm sanat eserlerinin tanımları doğru yapılmıştır sözünü onaylıyor mu? Bu da kitaptaki kurgunun bir parçası. Hemen kitabın girişinde yer alması bence biraz münasebetsiz. Ben o sayfayı kitabın kurgusal yapısının bir parçası olarak değerlendiriyorum. Ancak Katolik Kilisesi kitabın kiliseyi betimleme biçimini bu kadar hafife almadı. Tarcisio Bertone adlı bir Vatikan papazının düzenlediği bir Da Vinci şifresi boykotu bile oldu. Bertone, İsa'nın ilahi olmadığını, Magdalalı Meryem'le evlendiğini ve muhtemelen ondan çocuğu olduğunu söylemenin kutsal olana saygısızlık olduğunu düşünmekte. İsa'nın ve Magdalalı Meryem'in evlendiğini ve çocukları olduğunu düşünmek, çocuklarının Fransa'da neredeyse sihirli bir kralet soyu kurduğuna inanmak, büyük ölçüde Da Vinci şifresi yüzünden günümüzde çok moda. Kilisenin 2000 yıldır bu bilgiyi örtbas etmeye çalışması mümkün mü? Da Vinci şifresinde Katolik Kilisesi'ne eleştiri söz konusu. Romanda kilisede özel bir statü edinmek isteyen Opus Dei adlı koyu Katolik bir grubun Papa'ya ödeme yaptığı da iddia ediliyor. Daha sonra Opus Dei, Sion tarikatının tüm dünyaya İsa ve Magdalalı Meryem'in evli ve çocuklu olduğunu açıklamasını ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışıyor. Eğer bazı okuyucular gibi siz de kitabın bir kurgu olduğunu unutacak olursanız, Katolik Kilisesi'nin gerçek İsa ve gerçek Magdalalı Meryem'in karıştığı bir durumu gizlemeye çalıştığına inanabilirsiniz. Magdalalı Meryem bilgisini saklamak isteyebilirlerdi. Zira İsa onunla evlendiyse bir soy ağacı oluşmuştur. Bu da kilisenin bir rakibi, bir hak talebi var demektir. İncil'de İsa'nın evli olduğunu gösteren bildiğim herhangi bir kanıt yok. Karalayıcı, rezil, küçük düşürücü ve hakaret dolu. Elde kanıt olmamasına rağmen bazıları hala İsa'nın evli olmasının daha mümkün olduğunu düşünüyor. O devirde Yahudi bir erkeğin, özellikle de İsa gibi 33 yaşına gelmiş birinin evli olmaması çok alışılmamış bir durumdu. O yaşa dek mutlaka evlenmiş olması beklenirdi. Peki kim haklı? Kilise mi, Da Vinci şifresi mi? Hristiyanlık tarihi bir dindir. Tarihi olgu, Tanrı'nın planının İsa'nın evli olmamasını öngörmesiydi. Ve biz fanilerin Tanrı'nın planlarını sorgulaması söz konusu olamaz. Kilise İsa için belirli bir imaj yarattı. Onun ilahi bir figür olduğu, Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın ete bürünmüş hali olduğu imajını. Böyle bir imaj yaratınca da İsa'nın insanlığını, insansı özelliklerini ortadan kaldırmak zorunda kaldılar. Bir eşi ya da çocukları olmasının yaratacağı sorunları da istemediler elbette. Biliyorsunuz bir evlilik belgesi falan bulamadık. Davete kimse çağrılmamıştı. Düğünün büyük bir olay olacağını düşünmüş olabilirsiniz ama hayır. İsa ve Meryem'in evlendiğini gösteren hiçbir kanıt yok. Anlatılanların hangisine inanırsanız inanın, romanın Hristiyan kilisesinin geleneklerine ters düştüğü ve bir Katolik grubu Opus Dei'yi kötü şekilde yansıttığı kesin. Okuyuculardan çoğu Opus Dei üyelerinden acıya düşkün albino keşiş Silas'ı ve kiliseye duyduğu ve sonunda ölümüne neden olan koşulsuz bağlılığı hatırlayacaktır. Ralph William Stetson, bir Opus Dei papazı ve Dan Brown'ın Silas tasvirini saçma buluyor. Opus Dei, Da Vinci şifresinde çok kötü ve karalayıcı biçimde tasvir edilmiştir. Yazar, bir kurumu ele alıyor ve gerilim öyküsüne heyecan katmak için onu karikatürize ediyor. Albino keşişlerden bahsetmesi, ki Opus Dei'de keşiş yoktur, Opus Dei'nin doğasını yanlış anladığının göstergesi. Her şeyden öte, bence tamamen ahlaksız biri. Peki Opus Dei nedir? Opus Dei, insanlarda Hristiyan yaşamı sürdürme ve inançlarını, işlerini, aile hayatlarını bütünleme arzusu uyandırmaya çalışan Hristiyan Kilisesi'ne ait 77 yıllık bir kurumdur.
Brown o ünlü gerçek sayfasında Opus Dei'yi beyin yıkama, baskı ve bedensel çile haberleriyle yakın zamanlarda tartışmalara yol açan koyu dindar bir Katolik mezhebi olarak tanıtıyor. Ama bu anlatılanlar doğru mu? Opus Dei'ye üniversite 2. sınıfta katıldım. Aralarına katılmamın nedeni bir Opus Dei üyesinin beni inzivaya çağırmasıydı. İnzivadan sonra üyeleri daha yakından tanıdım ve Opus Dei evlerindeki organizasyonlara katıldım. Zamanla yavaş yavaş bağlılığım daha derinleşti. Rahip Stetson'a göre kişinin Opus Dei'ye bağlılık derecesi tamamen şahsi bir karar. Özgürlük üzerine dayalı, insanların katılma ve ayrılma özgürlüğü üzerine. Tammy Di Nicola öyle olmadığını söylüyor. 19 yaşındayken bakire bir Opus Dei üyesi olması yönündeki baskı giderek arttı. Sonunda ona şu söylendi. Eğer hayır dersen hayat boyu Tanrı'nın iradesine karşı gelmiş olacaksın. Hatta lanetlenebilirsin bile ve Tanrı'nın lütfunu göremeyeceksin. Tammy sonunda Opus Dei'ye katıldı. Başlarda inancına tam itaati kendisine gurur veriyordu. Ancak daha sonra bundan kör bir itaat olarak bahsedecekti. Genelde tüm maaşlar teslim edilir. Okuduklarınız, televizyonda izledikleriniz ve radyo sansürlenir. Dan Brown'un yakaladığı ve Siras karakterinde hayali eklemelerle ilginçleştirdiği de işte bu yoğun bağlılık. Siras'ın uyluklarına kancalı keçe kemer takması ve İsa'nın çarmıhtaki acılarını hatırlamak için haftada bir kez kendini kırbaçlaması, romanın unutulmayacak detaylarından bazıları. Opus Dei üyeleri bunu pazar ve bayram günleri hariç her gün 2 saat uyluklarına takarlar. Opus Dei de size Tanrı'ya yakınlaşmak için kefaret olarak ceza çekmeniz ve bedensel çile yaşamanız gerektiği anlatılır. Bedensel çile Katolik Kilisesi'nde yüzlerce yıl uygulanmıştır. Yani bedensel çile gerçekten var. Ama bu Opus Dei'nin romanla olan ana sorununu değiştirmiyor. Gerçek sayfasında yer alması yüzünden okuyucular gerçek Opus Dei'nin zavallı Silas karakterinin kitapta yaptığı her şeye keçe kemerin ve disiplinin uç noktada kullanımı da dahil göz yumacağı sonucunu çıkarıyorlar. İnsanların ruhani yaşantısının tüm yönlerini düzenleyen bir yetkilinin kimsenin bedensel çileyi uç noktada kullanmasına izin vereceğine inanmıyorum. Di Nicola sonunda ailesi ve bir danışmanın bir okul tatili sırasında duruma müdahale etmesiyle Opus Dei'den ayrıldı. Bugün dindar bir Katolik olmasına rağmen Opus Dei ile bağ olmamasının kendisi için daha iyi olduğuna inanıyor. Opus Dei'nin sistemiyle ilgili bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Özünde uygulamaları daha çok tarikat gibi. Katı inanışları olan Opus Dei gibi bir grup hakkında hep farklı düşünceler olacaktır. Ancak Da Vinci şifresindeki tasviri nasıl? Da Vinci şifresinde Opus Dei çok sansasyonel ele alınmış. Ama doğru tasvir edilen bir şey varsa o da Opus Dei içinde var olan körü körüne itaat. Opus Dei bir yana Da Vinci şifresinin Hristiyanlık geleneklerini çiğnediğine ve bu inançlara yürekten bağlı olanları kızdırdığına şüphe yok. Katolik Kilisesi'nin İsa'nın Magdalalı Meryem'le evlendiği ve bir kızları olduğunu sistemli şekilde saklamaya çalışması gibi bir suçlama, Hristiyan Kilisesi'nin temeline yapılan bir saldırıdır. Kilisenin 2000 yıldır bir şeyler saklamaya çalıştığını sanmıyorum. Kilisenin bunu başaracak becerisi olduğunu sanmıyorum. 2000 yıllık bir davada kesin kanıtlara ulaşmak oldukça zor. İsa'nın Magdalalı Meryem'le evlendiği ve bir çocukları olduğu tezine karşı geliştirilen en güçlü argüman, bunun İncil ya da başka bir tarihi metinde yer almaması. İsa'nın evli olması, ta başından beri Hristiyan inanışının bir parçası olmamıştır. Bu ne Batı Kilisesi olan Katolik Kilisesi'nde ne de Doğu Kilisesi olan Ortodoks Kilisesi'nde baştan beri görülmemiştir. Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum.
İsa evlenmiş olabilir. İsa evlilik dışı çocuk yapmış olabilir. Bugüne dek gelen bir soyu olabilir. Ama kesinlikle kanıtı, belgesi, ipucu yok. Hiçbir şey yok. Da Vinci şifresinin ana konusu, yani İsa ve Magdalalı Meryem'in evli ve çocuklu olmaları mümkün ama düşük ihtimalli. Kitapta bu çığır açacak sırrın tek gerçek kanıtı, bu sırrı korumak için çalışan insanların sayısı ve bunun için neler yapabilecekleri. Peki Siyon tarikatı denen gizemli organizasyon ve gizli dosyalar denen esrarlı belgeler, dünyada bugün İsa'nın soyundan gelenler olduğunu açığa çıkaracak delilleri hala saklayıp koruyorlar mı? Sonunda Da Vinci şifresinde gerçek olduğu iddia edilen olgular bizi Dan Brown'un ana kaynağına, kutsal kan, kutsal kaseye götürüyor. Ve o öyküde Rennes Le Chateau'da aniden büyük zenginliğe kavuşan genç köy papazı Berenger Soniere ile başlıyor. Altarın altında keşfettiği söylenen o parşömenleri hatırlıyor musunuz? Acaba büyük bir sırrı mı açığa çıkarıyordu birileri? Belki de Vatikan için büyük para edecek bir sırrı. Gizli bir hazine ve karşılığında ödenen büyük meblağ söylentileri bir sahtekarlıktan başka bir şey değil gibi. Aniden çok parası olduğu doğru. Ama kayıtlar ilahi bir şantajdan çok daha sıradan bir şeyler ortaya koyuyor. Soniere aslında ayin ticareti yapıyordu. İnsanlar için görünüşte dua ediyordu. Ama öyle ki bütün hayatı boyunca edebileceğinden daha çok dua söz vermişti. Ayin başına bir frank alıyordu. Bu ilk bakışta az gibi gelebilir. Ama insanların 300 ayin için 250-300 franklık çekler gönderdikleri düşünülürse iş değişir. Birçoklarına göre rahibin nasıl zengin olduğunun açıklaması bu. Yani gizli belgeler ya da saklı bir hazine bulması değil. Ama Richard Lee'nin tahminine göre bu öykünün bir başka boyutu daha var. Ne kadar fahiş fiyat isterseniz isteyin, ayin başına ne kadar çok para alırsanız alın, bir ayin ticaretinden o tür para kazanamazsınız. Ölümünden sonra Soniere'nin mallarını Noel Corbu isimli bir şefin aldığını biliyoruz. Rennes Le Chateau hazinesinin bir pazarlama numarası olduğunu ortaya çıkaran ilk kişi Fransız gazeteci Jean-Luc Chaumet'ydi. Corbu transforme en un hôtel, l'hôtel de la Tour. Corbu burayı bir otele çevirir ve adını L'Hôtel de la Tour koyar. Öyküyü gerçekte ilk ortaya atan da kendisidir. Berenger Saunieri'nin garip hayatını muhteşem bir hazine keşfeden biri gibi anlatacaktır. Tahminime göre Noel Corbu, Rennes Le Chateau efsanesinin sıkı bir destekçisiydi. Çünkü kolay erişilebilir bir noktada oteli vardı ve turistlerden para kazanması gerekiyordu. Peki Jean-Luc Chaumet'in kaynağı kimdi? Bu kişi gizli dosyaları keşfeden ve Kutsal Kan, Kutsal Kase adlı kitabın ana kaynağı olan Francis Pierre Plantard'dan başkası değildi. Plantard, Chaumet'e Rennes Le Chateau'yu 1950'lerde ziyaret ettiğini, Soniere hazinesinin öyküsünü duyduğunu ve kendisini de bu işin içine katmaya başladığını söylemişti. Plantard'ın itirazlı biri olduğu daha ilk bakışta anlaşılıyor. Karakterinde megaloman, mitoman, sapkın bir yan olduğunu anlıyorsunuz. Plantard, Sion tarikatının gizli belgelerini Paris'teki Ulusal Kütüphane'de 1975 yılında keşfettiğini söyler. Ama ciddi bir incelemede bu belgeleri keşfetmediği, kendisinin yarattığı ortaya çıkar. Yani benim elimde gizli belgeler olsa onları kongre kütüphanesine yerleştirip hey bakın bunlar gizli belgeler demezdim. Gizli dosyalardan bazıları Plantard'ın nefes kesici cüretini gösteriyor. Merovinger soy ağacından birçok sayfa eklemiş ve arada bu aileye yeni bir de üye kazandırmış kendisini. Böylece Fransa tahtının meşru varislerinden biri olduğu iddiasını kurnazca ortaya atmış. Et on s'est aperçu que toutes les généalogies en question... Bahsi geçen soy ağacının kopyalandığını anladık. Ara ara kendi ismini eklemişti. Pierre Plantard'ın Merovinger soyundan gelmediği kesin. Ama Plantard'ın en dahiyane aldatmacası ve aynı zamanda Da Vinci şifresindeki temel olgu Sion tarikatının büyük üstadlarının listesiydi. Listede Leonardo da vardı.
Gizli dosyalardaki büyük üstadların listesi çok düzgün ve etkileyici bir çalışma. Ama detaylı incelendiğinde sonuçta hayal ürünü. Brantag bir grup belgeyi almış, gizli dosyalar diye adlandırmış ve 1960'larda ulusal kütüphaneye yerleştirmiş, sonra da 1975'te işine geldiği şekilde ortaya çıkarmıştır. Brantag, Kutsal Kan, Kutsal Kase kitabının yazarlarıyla 1979'da buluşmuştu. Umudu kendi anlattığı haliyle Sion tarikatının öyküsünü daha da yaymaktı. İşte bu nokta, Da Vinci şifresinin başındaki gerçek sayfasının karaya oturduğu nokta. Sion tarikatının 1099 yılında kurulmuş gerçek bir organizasyon olduğunu ve gizli dosyalar denen parşömenlerin ilk kez 1975'te ulusal kütüphanede keşfedildiğini söylüyor. Ama aslında bu belgeleri planlayarak ortaya çıkaran Plantard'dı. İsa'nın soyu hakkındaki bir sırrı korumak için kurulmuş Sion tarikatı ya da başka herhangi bir gizli örgüte dair kesinlikle hiçbir kanıt yok. Ne de kutsal kan, kutsal kasenin ileri sürdüğü iddiayı doğrulayacak delil var. Yani gerçekten de bir Merovense, Pierre Plantard'ın İsa ve Magdalalı Meryem'le akraba olduğu iddiası. Plantard'ın kendisi bile işi o noktaya getirmemişti. Plantard şöyle demişti: İngilizler benim İsa'nın soyundan olduğumu düşünüyorlar. Haliyle bu bir saçmalıktır. Ama buna karşı çıkışı çok yumuşaktı. Eğer kanıt bulunsaydı bunu kitaplarda değil basın açıklamalarında okurduk. Elimizdeki tek şey deliller ama bunlar kanıt anlamına gelmez. Deliller yoruma açıktır. Artık her şey yerli yerine oturuyor. Sion tarikatı 11. yüzyılda yaratılmamıştı. 20. yüzyılda yaratılmıştı. Yani İsa'nın soyunu korumak için yaratılmamıştı. Sion tarikatı paravan bir organizasyon. Kurulmuş ama çalışmayan bir organizasyon. Sion tarikatı cemiyeti Fransa'da yaygın olan sıradan bir cemiyet. Ama ne tapınakçılarla ne de Fransa'nın gizli tarikatıyla bir ilgisi yok. Ve sonuç olarak gizli bir Merovenj hanedanlığıyla da alakası yok. Leonardo da asla üyesi olmadı. Bence Leonardo'nun Sion tarikatı üyesi olma olasılığı sıfırdır. Ama yine de sanat eserlerinde saklı sırlar olabilir mi? Dan Brown tarafından çözülmeyi bekleyen gizli mesajlar var gibi bir durum söz konusu değil. Gerçek olsun olmasın, Da Vinci şifresindeki spekülasyonların heyecan verici bir kitap malzemesi olduğuna şüphe yok. Ama iş kanıta gelince gerçek olduğuna inanılan noktalar kolayca yıkılıp gidiyor. Şüpheci bir dünyanın hoşuna gidebilir. Bir dedektiflik öyküsü olarak ilginç bir malzeme olabilir. Ama gerçekle ya da bilimsellikle yakından ilgisi yok. Da Vinci şifresini okuyanların çoğu kitaptakileri ciddiye almasa da merakları uyanıyor. Bunun kilise için iyi olduğuna inanıyorum, toplum içinde. Ama bunun bir roman olduğu unutulmamalı. İçinde bazı gerçek olgular olabilir ama yazarın iddia ettiği kadar çok olduğunu düşünmüyorum. Plajda okumak için çok iyi bir kitap olduğunu düşündüm. Tamamen safsataydı ama çok eğlenceliydi.